Genç yaşında ölen kahraman bir isyankar Resneli Niyazi Bey. 1873 yılında 40 yıllık kısa yaşamına Manastır yakınlarındaki Resne kasabasında başlar Niyazi Bey. Atatürk'ümüzün de eğitim gördüğü Manastır Askeri Okulu'nda öğrenimi tamamlar ve Harbiye'yi bitirerek Teğmen rütbesiyle 1897'de Osmanlı-Yunan Savaşı'na katılır. Savaşta gösterdiği başarı sebebiyle üsteğmenliğe yükselir. Kendisine padişah yaverliği unvanı verilmek de istense de Kaz askerin 13 yaşındaki oğluna da aynı unvanın verilmesi üzerine yaverliği kabul etmez. Cepheye dönmek isteyen Niyazi Bey, Resne'de ambar memurluğuna atanır ve 1903 yılına kadar bu görevde kalır. Sonrasında Balkanlarda ayaklanan Sırp ve Bulgar çetecilerle mücadele için cepheye dönen Niyazi Bey, bu görevindeki kahramanlıklarından ötürü yüzbaşı rütbesine yükseltilir. Ve ayağının tozuyla asıl olarak kahramanlaşacağı İtaat ve Terakki Cemiyeti'ne katılır. Bu devrimin ilk adımıydı. Sultan Abdülhamit'e meşrutiyeti zorla kabul ettirmek ve Makedonya'ya bağımsızlık verilmesini önlemek üzere bir isyan başlatan Resneli Niyazi Bey, 3 Temmuz 1908 günü İttihat ve Terakki'nin devrim stratejisi doğrultusunda emrinde topladığı 150 asker ve gönüllü ile Ohri yakınlarında dağa çıkar. Bu olayla birlikte başlayan gelişmeler 2. Meşrutiyet'i getirir. 2. Abdülhamit'in 1878 yılında askıya aldığı meşrutiyet rejimi. 24 Temmuz 1908'de resmen ilan edilir ve Resneli Niyazi Bey şehre Selanik'e iner. Şehirde bir hürriyet kahramanı olarak karşılanan Niyazi Bey'in yanında bir de geyik vardır. Hatta bu geyik o kadar meşhur olur ki geyik muhabbeti deyimi de Niyazi Bey'den bize mirastır. Dağda bulunduğu sırada karşılaşarak evcilleştirip sürekli birlikte gezdiği geyik bir hürriyet sembolü olur ve Gazali Hürriyet yani hürriyet geyiği olarak tanınır. Ardından Niyazi Bey 1908'de İstanbullu bir ailenin kızı olan Feride Hanım'la evlenir ve iki çocuğu Mithat ve Saim dünyaya gelir. 31 Mart olayında yanındaki fedailerle birlikte hareket ordusuna katılan Niyazi Bey, isyan bastırılınca ordudan ayrılır ve Resne'ye çekilir. Burada Resne'nin imarı ve halkın eğitimiyle ilgilenen Niyazi Bey, aynı zamanda 1910'da Hatırat-ı Niyazi adıyla hatıralarını yayımlar. Balkan Savaşı'nın patlak vermesiyle tekrar orduya katılır Niyazi Bey ve savaştan sonra 17 Nisan 1913'te Arnavutluk'un Avlonya Limanı'nda İstanbul'a gitmek üzereyken İttihat ve Terakki'nin kendisini koruması için görevlendirdiği şahıs tarafından vurulur. Kasıtlı veya Balkan komitacılarının işin içinde olup olmadığı aydınlatılamayan bu cinayet karanlıkta kalır. Mezarı da kayıp olan devrimci Resneli Niyazi Bey'in arkasındansa ne şehittir ne gazi, pisi pisine gitti Niyazi deyimi söylene gelir. Perfect.